Merhaba arkadaşlar. Günlerden cumartesi. Samsun Çorum'dan gelmiştim. Tekrar şimdi Özat'a gidiyorum arabamı yüklemeye. Nasipse göre bir Samsun yolculuğumuz var. Mahallemdeyim. Dorsam aşağıya bırakmıştım. Şimdi çıkıp yolumuza devam edeceğiz. Evet, mahallemizin şerefi gelmiş. Şeref burada. Deminden beri hiç araba gelmedi. Ben yola girdim. Hep arabalar gelmeye başladı. Evet arkadaşlar, şu an dorsemizi sağ ol. Dorsemizi taktık, yolumuza devam. Eşle ne bağırıyor? Evet arkadaşlar, hepinize tekrar günaydın diyeyim. Hayırlı hafta sonları dileyim. Oo, takoyu yazmadık. Tüh. Şurada 2 dakika durup takoyu yazmam lazım. Sıkıntı olur yoksa başıma. Yok, şimdi polis çevirir. Ne yaptın, ne ettin? Al başına belayı. Yazmayı unuttuk çünkü evden çıkarken.
Evet arkadaşlar, merhaba. Şu an geldik malımızı yüklemeye. Evet, portifçimiz, genel koordinatör müdürümüz Hakan Bey'imiz. Aydın Bey, hoş geldiniz. Evet, büyük bir ihtimalle bizi yine Samsun'a yolluyormuş. Ama bir an evvel halletse de yollasa diye arabayı garaja çekeceğim çünkü. Abi kaç model bu araba? Evet arkadaşlar, şu an yükümüzü aldık. Bismillah dedik. Arabayı garaja çekeceğim. Bugün oğlumla beraber bir yere gideceğiz. Nişanlısının yanına geçeceğiz de, ailesinin. Onun için bugün bu kadar. Arabayı garaja çeker. Günlerden cumartesi akşamleyin yola devam ederiz. Nasipse. Burada aynı bizim gibi işte lojistik firması. Burada yük veriyor. Merhaba arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Şu an yola çıktım, karşıya geçtim, devam ediyorum. Söz oturacağız, konuşacağız, tamam. Bugün misafirliğe gittim, iftar yemeğim vardı, ona katıldım. Yedikten sonra oğluma dedim, beni dedim hemen işe at, ben devam edeyim. Şimdi bitirdim işleri, yola çıktım. Allah nasip ederse Samsun'a gideceğim. Saat da 11.30. Herhalde iftara Düzce'de falan dururum. Orada da yatarım. Yarın sabaha kalkar yoluma devam ederim diye düşünüyorum. İnşallah düşündüğüm de olur. İnşallah yarın ona göre hareket ederim. Çünkü önümde zamanla, saatle ilgili sıkıntım yok arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Merhaba arkadaşlar, hayırlı sahurlar. Şu an İzmit'teyim. Geldim, gece bir saat yattım. Saat 1'di buraya düştüğümde. Şu an saat 2. Sahurumu yapacağım. Ondan sonra yola biraz devam ederim diye düşünüyorum. Çünkü daha iftarın, sahurun bitmesine bayağı var. Yoluma devam ederim biraz. Çünkü geceliğin ne kadar gidersem o kadar benim için kar. Olmazsa yarın sabahleyin tekrar uyurum. Bütün hepinize hayırlı sahurlar diliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Sabahleyin tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Evet, saatimi kurmuştum. Şu an saatim çalıyor. Kapat. Görüşürüz. Hoşça kalın. Günaydın arkadaşlar. Hendek'teyim. Sabah kalktım. Diyorum ya, önce kalktığınız gibi elinizi yüzünüzü yıkadıktan sonra mutlaka arabanın etrafını bir dolanın derim. Niye? Çünkü lastiğiniz patlak olabilir. Yola çıktığınızda sorun olabilir. Onun için ben de alışkanlık, her kalktığımda bakarım. Evet arkadaşlar, lastiğimiz patlamış. Çünkü akşamdan sabaha patlak olabilir lastik. Allah'tan ki şeytan patlak. Sorun değil, şeytanı zaten kaldıracağım. Yüküm 14 ton. Önemli bir yük yok. Başka bir yerde, hacamda da falan yaptıracağım lastiğimi. Onun için şeytanı kaldıralım. Yolumuza devam edelim. Ha, bu zaten bu lastiğim bitikti benim. Yani değişeceğim lastiklerden biriydi. Ama şeytan da lastik yendiği için devamlı bu lastiği gümleyene kadar kullanmayı düşünüyordum. Şu an demek ki zamanı geldi artık. Bugün atacağız bu lastiği. Evet, şeytanı kaldırıp yolumuza devam edeceğiz. Şimdi aynı şekilde bu dingili de kaldırmayı düşünüyorum.
Onu da kaldırın zaman o da rahat edeceğiz. Bu gibi durumlarda işte yolumuza devam edebiliriz. Evet arkadaşlar. Lastik kendini yerden kesti. Biz de gidebiliriz. Bu arada hepinize günaydın arkadaşlar. Gerçekten bende bir alışkanlık. Birçok arkadaşımız sabah kalkar, yüzünü yıkadığı gibi gaza basar devam eder. Sonra yolda lastiğin patladı der, rezillik çeker. Aynı durum eğer şeytan olmasaydı, öbür dingil olsaydı ne olacaktı? Yürümeyecektim, az bir yer yürüyecektim. Çünkü burada tesisin içinde lastikçi var. Az ileride lastikçi var. Onun için her zaman kontrol etmek faydalıdır arkadaşlar. Tekrar diyorum görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Tekrar hepinize günaydın. Arkadaşlar hayırlı pazarlar. Şu an Çerkeş'e girmek üzereyim. Fakat bugün pazar olduğu için Sabah Atan'ın dönüşünü seyrediyorum. Yani Sabah Atan'ın birçok filmini seyretmiştiriz ama bu da güzel. Yıllardır seyrettiğimiz filmler. Bir de arkadaşlar bu ara gerçekten televizyonda donma olmuyor. Neden herhalde iyileştirme mi yapıldı, ne yapıldı? Nereden beri bayağı tünellerde olsa hiçbir yere donma yok artık herhalde. Evet, Sabah Ata gidiyor. Evet, serin ve güzel bir hava var bugün. Yani bunaltıcı bir hava yok. Rabbim diyorum ya, oruç tutanlara kolaylığını veriyor. Şu an kurt çimeni ve yağmur başladı. Çiseliyor. Evet arkadaşlar, şu an diyorum ya, havaalanı orada dik bıyıktayım. Allah razı olsun, Cengiz diye bir kardeşim geldi arkadaşıyla. Gittik pidemizi aldık. Yoksa ben yürüyecektim. Hakkını helal et Cengiz. İlle diyor abi akşam Nide misafirim ol. Dik bıyıkta otururuz ederiz diyor. Ben de olur inşallah dedim. Cengiz Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, burada zaman çabuk geçiyor. Ben bir an evvel hazırlıklarımı yapayım. Görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar. Hamsun için iftar vakti. Haydi bismillah. Evet, Allah'a şükürler olsun. Bir şeyler yaptım ve yiyeceğim. Bardak çorba yaptım. Et, tavuk yaptım. Salatam var. Tatlılarım var. Allah'a şükür bu da yeter bize. Hepinize afiyet olsun arkadaşlar. Hayırlı iftarlar. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Samsun'dan hepinize hayırlı sahurlar dileyim. Bu arada hepinize hayırlı geceler. Ay anamay. Evet, bir kahvaltı hazırladım kendime. Balım var, tereyağım var, peynirim var, turşu kavurmam var. Bir de sigara böreğim var, onu kızartıyorum şu an. Nasipse bunları yiyip yatacağız. Evet arkadaşlar, bugün sahurumuz nasip oldu yani bize. Samsun'da yapmak, dik bıyıkta yapmak. Hem de otoban, yani yolun hemen kenarındayım. Güzel bir yer. Yarın sabah da yükümü verir buradan çıkarsam inşallah ailesiyle daha mutlu olacağım. Evet, sigara böreği sevdiğim bir şey. Evden bana dedim bundan yapın ki yolda yiyeyim. Sağ olsunlar, yaptılar. Şimdi yolda sigara böreğimizi yapıp yiyeceğiz.
Oldu arkadaşlar, görüşmek üzere, hoşça kalın. Allah'a emanet olun, görüşürüz. Hayırlı savurlar tekrar. Arkadaşlar merhaba. Şu an Samsun Dikbıyık'ta ilk noktamdayım, bekliyorum. Nasipse çağıracaklar. Çok güzel bir köydeyim burada. Köyün güzelliğini görün. Hemen yanımda fındık ağaçları. Bakalım nasipse adam dedi, dördüncü arabasını abi dedi. İnşallah herhalde verir, çıkarım buradan. Hepinize tekrar günaydın arkadaşlar. Günlerden pazartesi. Hepinize günaydın. Hoşça kalın. Şu kuşların güzel sesine bakın. Evet, fındıklar topak olmaya başlamışlar. Arkadaşlar merhaba. Bugün arabanın kliması yaz geldi. Onunla bir sıkıntım var. Herhalde çalışmıyor. Evet, Kuzey Ota'ya geldik. Bugün bunun gazını koyacağız. İnşallah soğutacak bundan sonra. Önce test mi ediyoruz bunu? Testten sonra değil mi? İsim ne senin? Suat abi. Evet, Suat kardeşimle beraber önce test edeceğiz. Yani ne bileyim, bir senede aslında kullanıyorum da, kışın da kullandım o kadar. Kışın çalışıyordu. Hem de iyi çalışıyordu. Yaza gelince sustu. Gaz 450 gram çıktı içinden. Normalde 1 kilo 200 gram olması gerekiyormuş. Şu anda da vakum yapıyor. 20 dakika araba vakum yapacak. Tesisat herhalde, tesis ne diyor, ne diyorsa. Evet, bunlar bittikten sonra arabamız randımanlı gene soğutacak. Evet, şu an çalıştırdım. Klimayı da açtım. 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 Gelir. Hala bir şey gelmedi. Evet, bekliyoruz gelecek diye. Arkadaşlar merhaba. Bugün Samsun'da 3 yerim vardı fakat ikisini anca halledebildim, birini halledemedim. Mecbur yine kaldık Samsun'da. Yapacak bir şey yok. İftarımızı yine Samsun'da yapacakmışız, o nasipmiş. Yani bir ters giden neyimiz oldu? Kamyonetçimiz vardı. Kamyonetçiye bir firmanın malını veriyorduk. Öbürlerini halledip basıp gidiyorduk ama kamyonetçiyi bulamadık. 2 gündür telefonlara bakmıyor, onun için kaldık. Onun yerine ben, bir firma var, o firmaya gidip gelince bayağı sıkıntı yaşadık, geç kaldık. Şimdi de mecbur işte 3. yere gideceğiz. Yatacağız orada. Yemeğimizi var, bir iki bir şey daha alırız, akşama iftarlık. Onları da hallettikten sonra orada yatışa geçeriz. Evet, bu da çok güzel bir abimiz. Kaanlar dev firmada çalışıyor. Güzel bir abi. Evet, dingilimiz hala kalkmadı. Bazen işte umduğunuz gibi olmuyor işler. Yani benim hayalim bugün buraları bitirip Çorum'da gidip yatmak, yarın oradan yükümü alıp dönmekti diyor. Ya hayalim oydu. Ama gerçekleştiremedik hayalimizi. Kaldık burada. Ha, burada da korktum. Son dakikaya kalıyordum, az kaldı. Yani burayı da veremeyebilirdim. İşte burayı vermemin bir karışını bana ne oldu? Yarınki gideceğim yerde birinci sırada olacağım.
Evet arkadaşlar, tırcının iftar sofrası. Arabamızı göstereyim. Arabamız karşıda. Yağmur yağdı. Mecbur buraya kaçtım. Eyvah. Güzel yağmur yağıyor şu an. Yoksa arabamda yapacaktım, dolapta. Burada Temel abimizin dükkanı var. Onun mekanı var burada. Temel abi dedim, seni burada iftar yapacağım. Sorun yok Aydın dedi, yapabilirsin. Ama acayip yağmur yağıyor. Allah'tan şemsiyeler var burada. Evet, tabletimi kurdum. Bir yandan haberleri seyrediyorum. Haberler bitti gerçi. Koynumdan içeri girdi. Yağmur girdi. Evet, bir tane pide. Salatam var. Bu ne derseniz, bu da bardak çorba var. Suyum var. Evet, televizyonum yanımda. Çayım demleniyor. Burada da yemeğim var. Dünden yapmıştım, zaten görmüştünüz. Dünkü yemeğim devamı. Allah'tan buzdolabımız var. Arabamızda sıkıntı olmuyor. Eyvah, tüp sönmüş. Evet arkadaşlar, Samsun Alaçam oluyor herhalde burada, öyle diyorlar Atakum tarafından. Hepinize sevgiler, saygılar, hepinize hayırlı iftarlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar, hoşça kalın. Yani tırcının mutfağından bu kadar. Allah'a şükürler olsun. Karnımızı doyuracak bir şeylerimiz var. Olmayanlara da Cenab-ı Allah'ım inşallah daha fazlasını verir. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Hayırlı savurlar herkese. Evet, yine bir tırcının sahur sofrasındasınız. Evet, güzel bir yemeklerim var. Hindi salamım var. Turşu kavurmam var. Balım, zeytinim, fındık ezmem. Bir de bugün yine şey yapacağım. Yandım. Su böreği, sigara böreği halledeceğim. Evet, bizim soframız böyle. Allah'ımıza şükürler olsun, hamdolsun ki var ki yiyebiliyoruz. Daha pişmemiş. Oldu, görüşürüz arkadaşlar. Tekrar hepinize hayırlı sahurlar. Arkadaşlar günaydın. Dün Samsun'da tekrar kaldım dedim, üçüncü yer için. Şu an saat 9 olmadan yerimi verdim. İşimi bitirdim. Şu an Çorum'a gidiyorum. Nasipse bugün Çorum'u verip inşallah oradan bir iş varsa alıp çıkacağım hemen. Ya yani bugün öğlene biter orada işim. Bu arada gerçi lastiğim patlak, onu da yolda yaptıracağım. Evet, Samsun İstanbul'dan çıktığımdan beri Samsun içinde dolanmam etmem 900 kilometre yol yapmışım şu an. Yani nereden baksanız 60 kilometresini belki Samsun içinde yaptım. Evet arkadaşlar, şu an Çorum'da işlerimi bitirdim. Fakat Çorum'da yük yok. Çorum'da yük yok. Ali Kaptan'ı aradım, Allah razı olsun. Bir tulacın telefonunu verdi. Abi dedi, git dedi, ondan dedi yüklersin.
Bakalım, İzmit'e bir yük aldım oradan. Gerçi para değil, bedava bir yük. Ama mazot parasına. Burada yatmaktansa bir an evvel gitmek istiyorum. Onun için o yükü alıp gideceğim. Evet arkadaşlar, bugün Osmancık'ta, yani Çorum'dan bir iş bulamadık. Osmancık'a tuğla yüklemeye geldim. Buradan İzmit'e tuğla yükleyeceğim. Stok nereymiş ya? Stok geldi dedi ama. Lan maşallah bayağı hızlısın ha. Hızlısın diyorum. Abi. Vallahi helal olsun sana ya. Saniyede açtın hemen onu. Dur ne oldu lan? Sıkıştın mı? Sıkıntın herhalde. Yok 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 değil. Mesai bir saatte yaklaştı. Halletmem lazım. Onları açalım aynen. Çıtalar takılır mı? Çıtalar takılır. Alırım hemen 2 dakikada. Onları istersen bak ön tarafa istifle hepsini. Arada yükleyin de takmaya gerek yok. Ön tarafa nereye? Orada da yandan mı açtıracaklar diyorsun? Onu bilemem ben abi. Ya o da var işte. Bir de orada şimdi sağ sol denk gelmeyebilir. Körfez değil mi? He? Körfezmiş. Abi tek tarafla indiriyor. Ne? Bir taraf, aynı buradan böyle. Buradan. Indiriyor. Tamam. Çıkartmayalım. Bunları sen abi şeye toplayın ön tarafa. Ön öne mi toplayayım oradan? Onlara bir işimiz yok bizim. Bizim yok. Şimdi sabah gidince adam sana diyecek ki. Bunları yine toplayacak. Gireyim ya. Hayatta da toplamadım ama boşluk kalıyor değil mi? Yalnız zamanı karıştırmayak. Hepsi aynı değil mi? He? Hepsi aynı mı? Ya bazen ipnelik hediyeler lan. Aynı aynı, genelde aynı de. Bir ön hariç. İstersen bak şöyle koy. Böyle mi? Tamam sen nasıl dersin. Ben hayatta toplamadım da böyle. O küçükleri alalım, sonra o zaman büyükleri alırım. Bunlar büyük. Bunları yaşalım da. He? Açalım. Önden başlamayacağım. Önden başlayacağım abi. O zaman bunları da alayım. Sen onları da al. Ha, sen işi biliyorsun, ikisini aynı anda. Buyur abi. İkisini aynı anda diyorum yüklüyor. Tek tek uğraşmıyorsun, iyi. Hadi çadırı bir açalım. Çıtayı sonra ondan mı başlayalım? Doğru diyorsun. Evet arkadaşlar, bu iş böyle. Evet arkadaşlar, bugün arabadan yapmayacağım iftarımı. Bugün lokantada yiyeceğim. Gerede'deyim. Size şöyle etrafı göstereyim, lokantayı göstereyim. Bugün çünkü kaç gündür hep arabadan yap. Yeter artık, arabadan yemeyeceğim.
Evet, iftar saati gelene kadar dolanıyoruz. Yapacak bir şey yok. Yani alacağımız bir şey yok ama bakıyoruz yine de. İftar yemeği için herkes bekliyor. Ama tutmayanlar da yiyor. Evet, çorbam var. Bir de karışık yemek söyledim. Onları yiyeceğim. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinize hayırlı iftarlar. Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar. Şu an iftarımı yaptım. Gerede'den ayrıldım. Yolculuğum İzmit. İzmit'e yarın yük indireceğim, tuğlayı indireceğim, paletli tuğlayı. Ondan sonra oradan bir iş bulur. Bulabilirsem tabii, nasip olursa basıp gideceğim. Artık gece yatarken daha görüşemeyiz. Hepinize şimdiden hayırlı akşamlar diliyorum. Gerede'den hepinize sevgiler, saygılar. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun arkadaşlar. Gerede'deki arkadaşlarım ve kardeşlerim, sizlere de selam olsun. Gerede'deyken. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Yatarken bir korna çalalım. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar merhaba. Bolu High Life. Evet, sahur yemeğimiz. Yine bir sahur yemeğinde beraberiz. Allah nasip etti. Yine aynı sigara böreği kızarttım. Yine turşu kavurmam. İşte krem şokala ıvır zıvır. Allah ne verdiyse yiyorum arkadaşlar. Allah'ın izniyle yarın sabah 6'da kalkacağım. Şimdi tekrar yatışa geçeceğim. Sabah 6'da kalkıp yoluma devam edeceğim arkadaşlar. Nereye? İzmit'e. Hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı sahurlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet, günaydın arkadaşlar. Bolu Gerede'den günaydın. Yanıma da Özat gelmiş. Ali Osman kardeşim gelmiş yanıma. Gece o da burada yatmış. Evet. Hepinize günaydın. Evet, gece yattığım yerde, gerçi sahura kalktığımda saat 2:30-3'tü. Ali Osman yoktu. Ali Osman sabahleyin yanıma denk gelmiş. Herhalde o da İzmir mi? Yok, İzmir gitse buradan gelmez. Evet, Özat Lojistik. Demek ki Karadeniz'e gidiyor. Sana satayım, arkamızı göremiyoruz ki. Evet, Ali Osman kardeşimiz gelmiş, yanımızda yatmış. Sabaha karşı herhalde geldi buraya. Yorgun demek ki. Ben de kaldırmadım, takılmadım ona. Yolumuza devam ediyoruz. Ya bu Ali Osman'ın araba değil, bu Hürrem'in arabası ya. Oh.
Hepinize günaydın arkadaşlar. Saat sabahın 5:30. Dedim erkenden yolumuza gidelim. 2 saatlik bir yolum var. İzmit'e gideceğim çünkü. Erkenden gideyim. Çatımız açıktı. Şükürler olsun ya Rabbim. Genelde zaten burası kamyoncuların olduğu bir yer. Sarıoğlu kamyon lokantası, yani güzel bir yer. Aynı zamanda sabaha kadar bekçisi var. Yani arabalanarsa devamlı dolanan bir bekçi var. Yani mazot çalınmasın veya hırsızlık olmasın diye sağlam yerlerden biri. Ama tabii ki insanoğlu nerede ne zaman hırsızlık olur belli olmaz. Sağlam deriz. Sütü bozun biri geçerken her an her şey de yapabilir, o da var. Evet arkadaşlar, tekrar hepinize günaydın. Hayırlı günler, hayırlı işler herkese. Görüşmek üzere. Arkadaşlar merhaba. Şu an bu siteye geldim. Toki'nin bir yeriymiş. Ona kola indireceğim. Fakat bu arada da güzel bir kardeşimiz güzel bir soru sormuş. Şöyle tutayım size. Evet kardeşim. Allah razı olsun. Güzel bir soru sormuşsun. Tırcılığa devam ederim. Bugün borcum olmasın. Tırcılığı bırakır mıyım? Bırakırım arkadaşlar. Ama borcum bittikten sonra belki bir müddet daha çalışmam gerekecek. Niye? Bu kadar sıkıntı çektim borçla ilgili. Borçsuz çalışmanın biraz zevkini yaşarım. O da 6. ayda zaten borçlarım bitiyor. Önümüzdeki yılın 6. ayında bitiyor. Tabii ki yeni borçlar yapacağız. Mesela ne yapacağız? Bu ay kasko var, sigorta var. Mecbur güne kredi çekeceğim bir 10 lira. Onun bir 3 sene yapacağım. O mecbur güne bir uzayacak. Ama bir tek bu kalacak, ödenecek para. Çünkü bir sene veya bir sene daha çalışırım borcum bittikten sonra. Düşüncem şu, çünkü oğlum Mert'i evlendireceğim. Bir şeyler yapmam lazım. İyi kötü borçsuz arsız bir düğün yaparsam ona, o da rahat eder, ben de rahat ederim, huzurlu olurum. Onun için bir müddet daha, belki borç bittikten sonra bir sene daha belki çalışabilirim. Ha ne olur, belki eğli keyif çalışacağım, o olabilir yani. Ama arkadaşım ismini bilmiyorum. Allah razı olsun. Güzel bir soru sormuşsun. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Evet arkadaşlar, Instagram'dan onr2655 demiş ki şöyle göstereyim size. Aydın abi, hani siz tıra binerken ayakkabınızı merdivene bırakıyorsunuz ya, o ayakkabı bozuk yolda düşmüyor mu? Kasislerde düşmüyor mu? Lütfen cevap yaz. Evet ben de dedim. Evet arkadaşım, arabanın şu kapak kısmı geliyor. Yani şu ayakkabıyı şu kapak kapatıyor. O kapak kapattığı için kapı kapandığı zaman sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Evet başka kim ne yazmış bakalım. Kadir Cayır 34-36 branda ile ilgili yazmışsın. Sağ ol kardeşim. Berkay Deveci. Sağ ol kardeşim sana da. Arkadaşlar böyle güzel şeyler yazarsanız cevaplayabilirim.
Gerçekten arkadaş merdiveni çok merak etmiş. Bir de bir kardeşimiz Borcun Biter'le ilgili yazmış. Böyle yazılar yazarsanız cevaplarım ve de sevinirim sizi aydınlatma açısından. Evet arkadaşlar, şu an arabayı açtık. Rolayı boşaltıyoruz. Evet, buraya inşaata geldik. Bir boşaltsa da bir hayırlısıyla kaçıp gitsem ya. Beni bekliyorlar. Çorum Samsun yükleyeceğim. Ama biz hala buradayız. Gel be kardeşim, koyarsın bir yere. Gel de. Kendine yer açıyor şimdi. Bunları indireceği yere açıyor da. Ama bilmiyor ki benim de zamanım bugün değerli. Aynen oradan. Evet, güzelmiş. Normal kepçeye bir tane şey takmışlar. Ondan alıyor. Evet, arkadaş da ayakkabılarını buraya çıkarttı. Evet, bak ayakkabılar burada. Aynı bizim gibi. Aynı bizim gibi. Arkadaş da ayakkabısını dışarı çıkartıp biniyor. Cisibiye. Helal olsun çocuk. Cevalla helal olsun. Evet arkadaşlar, o da ayakkabısını çıkartıp biniyor. Arkadaşlar merhaba. Şu an İzmit'teki tuğlayı indirdim. Firmadan aradılar. Abi dediler, bu tarafta malımız var. Al gel de akşama seni yükleyelim dediler. Şimdi burada Dilovası'nda bir yer var, Tavşanlı'da. Oradan yüklerini alıp yoluma devam edeceğim. Karşıya geçeceğim. Nasipse karşıdan da Çorum Samsun gidecekmişim bu gece. Yollardayız yani. Bu gece de yollardayız. Evet, bazı arkadaşlar diyor, abi diyor, namkörlük yapma diyor, kazanıyorsunuz, edeniyorsunuz. İnan arkadaşım, senden tek tavsiyem, kazanıyor olsam ben bu kadar yırtınmam, şu an giderim İstanbul'a, evime yatarım aşağıya. Kazanmadığım için ben bu kadar gece gündüz koşturuyorum. Eğer ki kazansaydım ben şu an evime giderdim. Tekrar şu yükü alıp da basıp dönmezdim geri. Yani buna da kalbinizle inanın. Yani bu işte bir para yok. Kim diyorsa ki ben şu paraları kazandım, bu paraları kazanıyorum, yalan arkadaşım. Yalan. Yani o yalanları söyleyip de zaten insanların da kanına giriyorlar, ona da üzülüyorum. Gerek yok hiç. Ya kazanmış olsam ben sizden gerçekten saklamam. Kazanmış olsam niçin bu kadar dert yanayım veya niçin bu kadar problem edeyim? Derim ki arkadaşlar, bu iş çok güzel, kazanıyor. Herkes gelsin, kazansın, çalışsın. Ben bir kere genimde vardır. Dostlarımın, arkadaşlarımın para kazanmasını seven bir insanım. Derim yani, gelin siz de yapın arkadaşlar, dostlarıma tavsiye ederim. Ama kazanmadığım bir şey tavsiye edersem arkamdan bana niye öyle deyip de söverler. Onun için ben bunu böyle bu şekilde davranıyorum arkadaşlar. Kusuruma bakmayın. Dost acı söyler. Bu bir gerçek. Her neyse, yola devam arkadaşlar. Evet, solumda çok güzel bir deniz. Niyetli olmasak da yüzebilsek. Evet, bu Allah'a şükürler olsun, al işte. Zaten yakında da oruç biter. Denizimize, Karadeniz'e bol bol gireriz. Evet, birazcık acele ediyorum. Acele etmemin sebebi de arkadaşlar, bir an evvel şu yükümü alıp İstanbul trafiğine kalmadan Mahmut Bey trafiğine geçip yükleme yerine gitmeyi düşünüyorum. Fakat denize görünce şu an var ya, o kadar güzel oldum ki içim böyle üşüdü yani. Denizi görünce üşüdü. Harbiden başka bir şeymiş deniz ya.
Özledim seni be Deniz. Yanlış anlamayın ha. Normal denizi özledim. Başka denizleri özlemedim. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. Şu an Gebze'de İzmit indirdikten sonra otoyolu. Gebze'ye geldim, şeker yükledim. Şimdi yoluma çıktım. Özat'a gidiyorum. Özat'tan da nasipse Çorum Samsun çıkacağım. Evet arkadaşlar, Özat'a geldik. Yükümüzü boşaltıp bir kalacağız. Evet, misafirimiz var. Selamünaleyküm. Mustafa kardeşim de geldi ziyarete. Abi, yakalamışken. Mustafa sen çek bari bizi. Çekeyim abi. Dedik hadi beraber bir tur atalım, yukarıdan dönelim mazotumuzu almaya. Yakalamışken Aydın abi yanına gelelim dedik. Allah razı olsun, sağ olun. Vallahi günü Emirgan'dan geldi. Yine Allah razı olsun diyorum senden. Ama diyorum ya, biz gerçekten artık bir dostuz. Bunu bil yani. Tabii abi. Burada gerçekten sevdiğim insanlardan, Mustafa olsun, sen olsun, öbür Mustafa, birkaç arkadaş var. Mesela Almanya'da bir abimiz var, Gökhan Bey falan, çok iyi insanlar. Bayağı bir dostumuz oldu Allah'tan ya. Evet arkadaşlar, Mustafa kardeşimle beraberiz bugün. Bana diyorum ki, pırcılık sana yakışır. Senin arabada küçücüktün değil mi? Tabii. Evet, abi. Kendi arabasıyla gelmişti. Kendi arabasında abi, ufacık kalıyor araba. Salamancı araba abi. Şeye verdim biliyor musun? Abi, Mustafa'ya verdim arabayı kullandırdım. Valla? Tabii, bizim ordulu Mustafa'ya. Ama senin araba büyük, Salamancı'na göre büyük abi. Geniş. O hani arabanın camını değiştik ya. Evet. O günü Mustafa'ya verdim. Arabayı dedim gel bir kullandım. Abi kullanma. Lan kullanırsın dedim, gel. Oturdu kullandı. Evet arkadaşlar, Allah razı olsun diyorum ya. Sevenimiz var. Geliyor. Her zaman da yanımıza geliyor. Allah razı olsun ondan. Evet arkadaşlar, geldik, yükümüzü boşaltacağız. Şu an mazot aldım. Bir depoyu doldurdum. Şimdi öbür depoyu doldurmak için dönüş yapıyoruz. Mustafa'ya dedim gel dedim beraber dönelim dedim. Kendi arabasını bıraktık aşağıya. Buradan döneceğiz, gideceğiz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Tavukta aynen. Tat yok, şu. Evet arkadaşlar, bu akşam iftarımızı Özat Dost'ta Levent Bey veriyor. Levent Bey'den Allah razı olsun bugün iftarımızı tatlı vaziyette. Özat'ın sahipleri veriyor, ben değil. Ben niye? Abi başımızda sen varsın. Şu an duamızı sen yapacaksın. Duamızı kim yapıyor abi? Hoca var bizde. Hocam mı yapacak? Aynen. Sahte hocamız var bir tane mevcut. Evet. Hocamız Allah razı olsun. Yine minareyi yaktın ama ezan yok. Abi ezanı 5 dakika sonra okuyor hoca zaten. Evet, Hakan abim de burada. Hep beraber bugün. Allah kabul etsin. Aynen, Allah kabul etsin. Orucumuzu hep beraber açıyoruz bugün.
Toplu vaziyette yemek güzel. Hayırlı sahurlar arkadaşlar. Şu an hayal kırıklığı yaşıyorum. Yani yükümü boşalttım tuğlamı. Tekrar buradan yükleyip geri gidecektim. Fakat abi dediler yarına kaldın. Kaldık. Onun için akşam sahurumu yapıyorum şu an. Saat 2:10 geçiyor. Hepiniz hayırlı sahurlar arkadaşlar. Nasip böyleymiş. Belki kazışımıza kaza bela gelecekti. Bir sıkıntı olacaktı. Hayırlısı Allah'tan deyip kaldık arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.